Merhabalar sevgili izleyenlerim bugün sizler evde tavada kolayca yapılabilecek bir kazandı bir tarifi hazırlıyoruz. Bu lezzetli tarifi herkesin evinde denemesini tavsiye ederim. Şimdi tarifimiz için bir tenceremize iki buçuk su bardağı süt ilave edeceğiz. İkinci bardağım ve bir yarım bardak sütte daha ihtiyacım var. Evet, iki buçuk bardak sütümüzü tenceremize koyuyoruz. Bir adet yumurta sarısı, bir çay bardağı şeker, bir yemek kaşığı nişasta ve bir buçuk yemek kaşığı un ilave ediyoruz bir pakette vanilya kullanacağız tarifimizde bir pakette vanilyamızı sütümüze ilave ediyoruz bir çırpma telimiz yardımı ile sütümüze ilave ettiğimiz tüm malzemelerimizi sütümüzün içerisinde iyice eriyip homojen bir kıvam alana kadar ocağa koymadan önce şöyle iyice bir çırpıyoruz şimdi birazcık daha çırpıyorum Gördüğünüz üzere malzemelerim sütümde eridi. Şimdi muhallebimizi ocağımıza alıyoruz. Kazan dibimizi muhallebisini orta ateşte karıştırma işlemini hiç bırakmadan yavaş yavaş karıştırarak Pişme işlemine geçiyoruz. Bu muhallebimizde karıştırmayı bırakmamak önemli. Evet, muhallebimiz de artık yavaş yavaş kıvam alıyor. Yandığı tencerenin yanında çıkan minik köpürcükleri görüyorsunuz. Artık ben yavaş yavaş pişiyorum diyor. Biz de birazcık daha hızlı karıştırmaya başlıyoruz ki muhallebimizin dibi tutmasın, topaklaşma olmasın. Birazcık daha karıştırdığım muhallebimin altını kapatıyorum ve ocağımın yan gözüne alıyorum. Şimdi kazan dibimizi yapmak için bir tavamıza 2 yemek kaşığı pudra şekerimizi serpiyoruz. Serptiğimiz pudra şekerleri tavamızın her yanına gelmesi için şöyle bir tavamızı sallıyoruz. Pudra şekerlerimin her yere değmesi önemli. Bunun için bir kaşığım yardımı ile ocağımın altını yakmadan burada şekerlerimi tavama güzelce yayıyorum. Her yere değmesini istiyorum. Şöyle birazcık daha düzeltiyorum ve ocağımın altını birazdan orta ateşte ama çok harlı olmayacak şekilde kısa yakın orta ateşte açıyorum ve artık yavaş yavaş pudra şekerlerimiz erimeye başladı. Bu aşamada pudra şekerlerimize hiç dokunmuyoruz. Kendi kendine erime işlemine bırakıyoruz. Sizlerin de gördüğü üzere yavaş yavaş şekerlerimiz erimeye başladı. Burada çekim işlemini biraz uzun tuttum. Çünkü aşama aşama görmenizi istiyorum. Ben pudra şekerlerimi eritirken siz de kanalıma abone olursanız, bildirim zilini açarsanız, hele bir de beğen butonuna basarsanız bir sonraki lezzetli tarifte de görüşmüş oluruz. Bu arada pudra şekerlerimiz de artık iyice erimeye başladı. Tavamızda boncuk boncuk şekerler karamelize olmaya başladı. Kenarlardakilerin de birazcık erimesini bekliyorum ve artık ocağımın altını kapatarak hazırladığımız muhallebiyi tavamıza dökme vakti geliyor. Ocağımın altını kapattım. Şimdi muhallebimi artık tavama döküyorum. Şöyle gördüğünüz üzere muhallebimi tavama döktüm. Hepsini kamera açıkken dökemedim. Şimdi bir kısmında kameramı kapatıp döktüm ve Şimdi muhallebimi spatulam ile şöyle tavama yayıyorum, her yere değecek şekilde yine ve şimdi artık bu işlemden sonra spatulam ile muhallebimi yaydıktan sonra artık yine bir daha dokunmayacağım tarifime ve pudra şekerlerin muhallebime yapışsın diye birkaç dakika tarifimi birlikte pişireceğim pudra şekerlerimiz karamelize olmuş pudra şekerlerimiz ile şöyle muhallebimizi 2-3 dakika yine orta ateşte kısa yakın orta ateşte pişiriyoruz. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş pişmeye başladılar birlikte. Burada sadece sallama işlemi yapıyoruz. Artık kazan dibimiz istediğimiz kıvama gelmeye başladı. Yavaş yavaş gördüğünüz üzere pişti. Şimdi artık kazan dibimi bir servis masasına alıyorum ve oda sıcaklığına gelene kadar soğutuyorum. Oda sıcaklığına gelen kazan dibimi 2 saat buzdolabında en az 2 saat dinlenmeye gönderiyorum. Buzdolabında dinlenen kazan dibimizi artık dilimleme zamanı. Bir bıçağımız yardımıyla kazan dibimizi iki şerit ile kesiyoruz şöyle. Bir bıçağım ile kestim. Şimdi bir spatula ile rulo yapıyorum. Gördüğünüz üzere şahane oldu kazan dibimiz ve bir servis tabağıma alarak servise hazır hale getiriyorum. Şimdi günün en lezzetli anı geliyor, tadım zamanı. Bu tarifi yapan, deneyen herkese afiyet, şifa olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.